Evde Muhabbet kanalından hepinize selamlar dostlar, ben Sefa. Yepyeni bir video ile birlikte, yeni kafeslerimizle birlikte, en son videoda belirtmiştik zaten, karşınızdayım dostlar. Kafeslerimizi iyi kötü dizdik arkadaşlar. Yalnız artık kadraja sığmıyor. Şuradan ben de hemen ışığı yakayım. Evet, değişik, güzel bir üretim halimiz oldu artık. 65'lik kafeslerimizde görüyorsunuz. Bu kafeslerimiz daha tam aktif durumda değiller. Hazırladım sadece. Buradaki kafeslerimiz aktif ama içleri dolu değil. Çünkü artık kuşlarımızı dinlendirmeye alıyorum. Gördüğünüz gibi kafeslerimiz ve yuvalıklarımız son derece muazzam. Şöyle baktığınız zaman, evet dostlarım, bugün şöyle genel bir temizlik yaptım. Kağıtlarımızı yaptırdık hemen. Kraft kağıtlarımız 100 gramlık yaptırdım. Kuşları artık susturmam lazım. Evet. Kraft kağıtlarımızı yaptırdık. 65 santime göre granülümüzü koyduk. Kekik granülümüzü koyduk. Ve şu anda kuşlarımızın dezenfekte etmiş durumdayız. Ve steril bir ortam sunuyoruz şu an kuşlarımıza. İçerisi malum, dışarısı daha doğrusu çok sıcak. İçerisi de bu yüzden daha sıcak oluyor. Burada nem makinemizi kullanıyoruz. Kuşlarımız biraz daha nemli bir ortamda bulunsunlar diye. Şöyle gösterelim hemen. 25 derece, %56 nem. Arkadaşlar 45-65 arası nem idealdir. Bunu belirtelim. Bu tarafa gelelim. Evet, bütün erkeklerimiz burada. Hemen hemen hepsi de buradalar. Şöyle yakından da gösterelim. Şu yerli erkek yağlanmış, biraz burada oynar eder diye buraya aldım. Biraz zayıfladı. Daha da zayıflamasını istiyorum zaten. Burada dikkatinizi çekeceğim bir durum var. Arkadaşlar, her kuşun bir tane kankası var. Mesela bu bununla kanka. Bu ikisi birlikte kanka olmuşlar. Bu ikisi bir kanka. O ikisi bir kanka. Bunlar bir kanka. Hepsi birbirleriyle arkadaş olmuşlar. Görüyorsunuz. Kuşların değişik bir dünyası var. Bunlar burada oynuyorlar sürekli. Bakın. Bunlar burada oynuyorlar. Gördüğünüz gibi kuşlarımızın genel durumu iyi. Erkekler bu vaziyette. Kızlarımız, dişilerimiz de burada görüyorsunuz. Şu an dinleniyorlar. Burada ürünlerimizden bahsedeyim. Şu an arkadaşlar bu iki sulukta kuşlarımıza ait, yani verdiğimiz Wormix, bakın Wormix, yani iç parazit ürünü kullanıyorum. Burada kullanıyorum. İç parazit ürünü kullanıyorum. Kuşlarımızın bağırsak sisteminde bir sıkıntı varsa onu çözme amaçlı kullanıyoruz. Arkasından da probiyotik vereceğiz dostlarım. Aynı şekilde kızlarımıza da verdik bunu. Burada yavrularımız var. En son yeme düşen yavrular. Bunlar da bir önceki yeme düşen yavrular. İngiliz yavrularımız. Gördüğünüz gibi. Evet, bu Texas erkekle bu opal yeşil dişi arkadaşlar son derece anlaştılar. Yani yumurtlamalarını istemiyorum ama yumurtlarlarsa eğer, yumurtalarını dizdirip hemen buradaki yerli takıma, yani haklarını helal etsin bu kuşlar, bu yerli takıma vereceğiz.
onlara baktıracağım inşallah. İngiliz takımımızı zaten şöyle hemen bir yuva açalım size. İngiliz takımımızın şurada görüyorsunuz bebekleri var. Bu bebekler bu takımın da son bebekleri olacak. Allah izniyle işte hemen ayıracağız. Burada Japonya takımımız var. Bunlar da yeni iş. Belki sezona anca yumurtlar bu ikisi. Bakalım Japonya'da Kremio'dan devam edeceğiz. Burada yerli takımımız var. Çok üzüldüm. Acayip üzüldüm. Burada da yerli takımımız var dostlar. Ya bunları istedim. Sırf şey için hani nasıl diyeyim size, belki bunlar yumurtlar saydım. Bunlar hani altına kaydırın. Bunlar o arada bakar. Fakat dediğim gibi olmadı. Ya bunlar da istemişken büyük ihtimalle arkadaşlar şu kafeslerde yerli beslemenin hiçbir mantığı olmadığını düşünerek bu kafeslerde tamamen jumbo üreteceğim ve Japones olacak. Sanırım ya burada ya da şu iki kafeste en altta Japoneslerimiz olacak. Tamamen jumbo üreteceğim ve yerli kuşları, yarışmaydı vesaire artık düşünmüyorum. Ve sahiplendireceğiz zamanı gelince, tabi şu an değil. Şu kuşların ben bir emin olayım yumurtladığına. Ondan sonra sahiplendirebilirim. Tamam, bunu baştan söyleyeyim. Bir de şöyle düşünüyorum, çok fındık gibiler, hoşuma da gitmiyor değil. Yani bir taraftan da beslemek istiyorum. Bu konuda size bana biraz yardımcı olun. Sizce durmalı mı, durmamalı mı? Yorumlarda belirtelim. Bu arada kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoları da beğenmeyi unutmayalım dostlar. Mesela şunu söyleyeceğim. Bu takımımız yumurtları görüyorsunuz. Jumbo takımımız. Şu an 6 tane yumurta var. Yani ben bu takımı şu an dinlendiriyor olmam lazım ve şuradaki elemanlarla şu anda bu suyu içmesi lazım. Fakat ne yapacağım? O yumurtaları mecbur bunları burada tutuyoruz. Bunlar mesela yumurtladığı an o yumurtalar gidecek. Görüyorsunuz bebeler burada. Onu bırak. Onu bırak. Evet. Şu bebe yeme düştüğü zaman güzel bir yavru olacağı kesin. Bakın. Maşallah. Bu bütün o taşıyıcı sıcaktan mayışmışlar arkadaşlar, görüyorsunuz. Heh. Düşme aman diyeyim. Bakın. Bu yavrumuz da gayet güzel. Fındık gibi bir yavru. Basıklı olacağı benziyor. Bakalım. Evet. Elde kalan son 1, 2 ve 2 diyeyim. Bunu saymıyorum çünkü bunun yumurtasını kendim istiyorum. Yumurtaları olsun çünkü taşıyacağız. Olmalı bir arkadaşın üretim aletine götürdüm. Elimde şu anda 2 tane jumbo takım var. Yavru ve yumurtada olan bir de İngiliz takım var. Şu an totalde 16 kafesimizin 2, 4, 5, 6 ve 7'si dolu. Diğerleri boş. Bunu şunu da soracağım.
Burada bir haftalık kürün ardından, hatta şöyle söyleyeyim, 10-12 günlük kürün ardından erkeklerimizi buraya tek tek koyacağım arkadaşlar. Zaten kafeslerimiz büyük olduğu için burada yağlanma durumu söz konusu olmayacağını düşünüyorum. Erkeklerimizi buraya alacağım ve burada son derece kızgınlaştıracağım onları. Destek ürünlerimle beraber onları kızgınlaştıracağım. Sonra zamanı gelince dişilerimizi burada tek tek sizlerle birlikte alıp diyeceğim ki şu dişiyi alacağız, bu şekilde bakacağız acaba buna mı buna mı diye kendi kafamda planladığım variyeteye göre, altından çıkabilecek yağlılara göre eşleyeceğiz dostlar. Beraber yapacağız inşallah. Evet. Hani kafeslerimiz durumu böyle. Bu saatten sonra artık çok bir yatırım yapmayacağım. Yani şu an bitirdim dostlar. Dört dörtlük bana göre bir hobi oda oldu benim için. Benim burası hobi oda. Üretimhane de diyebiliriz. Hobi üretimhane. Öyle diyelim. Burada kuşlarımız gayet güzel bir şekilde ürecekler. Çok güzel oldu. Çok içime sindi. Rabbim inşallah gönlünden güzel şeyler geçirene de bu imkanları sunar ve bu hobiyi yapmasını sağlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum dostlarım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bu arada kapatmadan önce şunu belirteceğim. Hayatım Hayvanlar kanalı, Onur kardeşime buradan selam olsun. Onunla bir projemiz vardı bu videoyla alakalı. Bakalım takip edenler olursa, oradan gelenler olursa bir sürprizimiz var bakalım inşallah. Takipte kalın, hoşça kalın arkadaşlar.